ilgili. Peki gelin anketlere bir bakalım. Anketler ne söylüyor? Daha doğrusu anketler ne söylüyor demek doğru olmaz ama Fuat Oktay kendi anketlerini açıklamış. Ben önemsiyorum. Yani Millet İttifakı'nın e, siyasetçilerinin, Cumhur İttifakı'nın siyasetçilerinin kendileriyle kendi durumlarıyla ilgili açıklama yapmaları önemli. Fuat Oktay da diyor ki e, bu iş ilk turda bitiyor diyor. Peki kim ilk turda bitiriyor? Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşması yaptıracaktır diyor. Ee, ve TV yüzde konuştuğunda şöyle şeyler söylüyor. Ee, hedefimizin arzu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik diyor. Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz diyor. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Ve diyor ki anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta son 10 günlük 15 günlük anketlere de baktığımızda son 10-15 günlük anketlere de baktık biz. Burada Cumhur İttifakı'nın farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz diyor. Yani son 10 günlük 15 günlük anketlerde. Ee, yani daha önce de buna benzer bir açıklama gelmişti ama net bir şekilde çıkıp ya kesin bir şekilde şu oy oranıyla kazanıyoruz denilmiyor. Ama işte böyle yuvarlak açıklamalar yapılıyor. Mak araştırmanın. Bizim de kanalımızın adıyla aynı kanal. Mak danışmanlığın e, seçim anketi var. O anketi paylaşalım. Nisanla ilgili. Partilerin durumları nerede? Partiler e, ne durumda? Ak Partinin oy oranı yüzde 34,5 olarak. CHP'nin oy oranı yüzde 28,1 olarak. İyi Partinin 11,2 olarak. Yeşil Sol Parti 9,1. MHP 6,9. Kararsız yüzde 4. Yeniden Refah Partisi 1,3 tip 1,3 büyük birlik partisi 1,1 memleket partisi 1,1 olarak açıklanmış Makın paylaştığı ankette bir başka konu var Makla ilgili konuşalım biraz da sonrasında geçelim hemen geçmiş olmayalım. E, MAK araştırmanın anketinde e, ya aslında yani Ak Parti'nin oy oranı buralarda sürekli geziyor, CHP'nin de böyle, İyi Parti'de düşüş oluyor, yükseliş oluyor, Yeşil Sol Parti 9, 10, 11 bu civarlarda geziyor, MHP bu oranlarda. Tabi buradaki ya bugün biriyle de konuştum, bir yakınma da konuştum. Kararsız ya kararsız çok fazla var diyor, kararsız bu seçim verilecek diyor da ya ben ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu kararsız diye anketlerde belirlenen kararsız kişiler yani gerçekten kararsız olanları işin dışında tutuyorum ama yüzde on üç falan deniliyor ya ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Oradan yüzde üç dörtlük bir kesim olduğunu hadi yüzde beşlik bir kesim olduğunu düşünüyorum. Diğer kararsızların e, oy tercihlerini açıklamadıkları fikrindeyim. Yani açıklamıyorlar yani diyorlar ki ya ben kararsızım hani bu şekilde geçiştiriyorlar. O yüzden orada kararsız oranının biraz daha yüksek olduğu fikrindeyim. Yani ne demeye çalışıyorum? Aslında verdiği bir kişi var veya parti var ama açıklamamaktan yana tutuyor. Ee, çok ilginç iktidar desteklese de açıklamayan var. Muhalefeti desteklese de açıklam açıklamayan var. Ben burada eşit bir seviyede dağıtılacağını kararsızların bu şekilde dağıtılacağı fikrindeyim. Şimdi Samer bir araştırma yapmış. Önemli Doğu ve Güneydoğu'da oylar ne durumda? Yani Doğu ve Güneydoğu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na ne kadar oy çıkıyor falan diye Diyarbakır Merkezi Sosyopolitik Sağ Araştırma Merkezi Samer bir araştırma yapmış. Onun koordinatörü Yüksel Genç de bir anket yap yaptıklarını açıklıyor ve bu ankete göre CHP'nin oy oranının %4 ile %5'lerde olduğunu söylemiş. Fakat CHP'nin o bölgede oy yüzde %4 ile beşlerde kalırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının da %70 civarında olduğunu açıklamış. Yani %70 civarında bir oy oranının olduğunu söylüyor. Doğu ve Güneydoğu'dan çok ciddi destek olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz Yeşil Sol Parti aday çıkarmadı. İşte aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verildiği şu an için biliniyor. Ve o anlamda da Doğu ve Güneydoğu'daki... Yeşil Sol Parti'nin seçmenlerinin büyük bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu tercihlerini açıklıyor. Bu anlamda da böyle bir araştırma var. Bunu da paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra bir anket daha var. HBS araştırma Ankara için bir anket yapmış. Ankara'da durum nedir diye. Önemli, ben önemsiyorum büyük şehirlerdeki oy oranlarını. HBS'nin yaptığı araştırmaya göre, il anketine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %42,3 Kılıçdaroğlu 41,8, Muharrem İnce 6,2, Sinan Oğan 2,7 kararsız da %7 olarak açıklanmış. Ee, HBS'nin paylaştığı şeyde ankette Ankara için bu genel olarak değil, genel bir anket değil. Ankara'daki durum bu. Başa baş yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan. Daha önce AK Parti'nin burada oy oranları daha fazlaydı. Burada bir miktar geri çekilme görüyoruz Büyükşehir anlamında. Şimdi depremle ilgili az önce kısa bir değinip konuştuk ya. Metropol bir araştırma yapmış. Son zamanlarda da tartışılan bir araştırma şirketi Metropol. E, nereden tartışılıyordu? En son paylaştığı AK Parti'nin oy oranı %40'larda çıktığı anketinde genel toplamın %100'ü aştığı 102,6% olduğu ortaya çıkmıştı. Ve orada metropoli olan güvensizliğin sarsıldığı ifade edilmişti. Şimdi bu metropol bir anket yapmış. Demişler ki yani depremin yaralarını kimin daha başarılı saracağını düşünüyorsunuz diye sormuşlar. İki seçenekle sormuşlar bunu. Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı diye fikrim yok, cevap yok diyenler de olmuş. Depremin yaralarını sarar diye cevaplayanların yüzde 45'i demiş ki yüzde 45'i Erdoğan ve Cumhur İttifakı bu depremin yaralarını sarar. Yüzde %43 43,4'ü de Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bu yaraları sarar. Yüzde 11,6'sı da fikrim yok diye cevap vermiş. Bu anketin sonucunda da böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi size bir soru sormuştum. Demiştim ki